Geç geç. Fırat olmadı bu ya. Ben bir otelde falan kalırdım oğlum. Hadi be abi, gel. Yalnız yaşıyorum zaten burada. Bir yer ayarlayacağız sana, merak etme. Şimdi rahat edersin sen burada. Fırat. Ev hakikaten şahaneymiş oğlum. İnsanın burada ömrü uzar be. Hadi geç sen otur, geç otur. Ben sana bir çay koyayım, bir de yemek sipariş edelim güzel güzel, ha? Ben aç değilim. Fırat bak, şunu da anlaşalım. Anlaşalım. Şimdi eğer ben burada kalacaksam, hı, işleri ben yapacağım. Oldu mu? Sen bana mutfağın yerini göster. Gel. Geç bakalım. Mutfak burası. Vay. Ne çay burada? Ha. Haftaya çıkacaksın diye bekliyordum. Şükür seni kavuşturana vallahi. Ben de çıkınca yastığına giderim diyordum ama senin avukat apar topar arabayı attı buraya getirdi beni. Evet öyle tembihledim. Hem sen ne yapacaksın ki yaslandı? Ya hayat bitmiş be abi orada. Kimsen de yok zaten. Ben sana şimdi burada güzel bir iş de bulurum. Dediğin de haklısın da benim yaşımdaki bir adama hele sabıkalıysa kim iş verir ki? Sen merak etme. Hepsini ayarlayacağım ben. Ya hadi çalış bakalım. Çalış çalış. Tamam. Zenginlik bu olsa gerek. Hayırdır Fırat? Ne bu gözük? Dün akşam nişanlanmıştım da. Geldiğimde çıkartmışım, orada kalmış. Erken sıkmış. Ne yapayım? Alışık olmayınca. Hanım kızmıyor mu? Vallahi hanımın kızacak o kadar çok şeyi var ki abi. Herhalde o yüzük listede epey bir geride kalır. Senin gibi havardayı alırken düşünecekti. Ne yapalım? Kendi düşen ağlamaz. Ben de Narin'le görüştüğünüzü duyunca biraz umutlanmıştım ama köprünün altından çok sular aktı. Narin'in hayatında biri var. Gayet mutlu. Irmak gelmiştir. Buraya çağırmıştım, burada yeriz. Hayatım? Hayırdır? Sekreterin nerede? Evde bekleyecekmiş sizi dedi. Misafirim varmış. Gel. Tanıştırayım. Irmak. Bu da Necati abi. Memnun oldum. Ben de. Ha, Necati Bey, cezaevindeydiniz değil mi? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben dönecektim de Fırat beni bırakmadı. Sizin de programınızı bozdum tabii. Ah. Yok, olur mu öyle şey? Demek ki buradayız bu akşam, öyle mi? Ben ortalığı toparlayayım bari. Epey bir dağılmış. Hayatım, yüzüğünü unutmuşsun. Kaybolur sonra. Abi çay koyayım yoksa bizim rakı saatimiz geldi mi? Boş ver çayı. Bu manzaraya karşı içilmez mi? Hem rakıyı da unutmuştum. İçilmez mi? Bir Necati abimiz eksikti. Irmak sen de peynir falan hazırlasana. Ben de rakıları koyayım. Yüzüğünü neden takmıyorsun hayatım? Sıkıyor mu? Ben yüzük takmam Irmak. Sen de içersin. Sana da rakı koyayım, ister misin? Yok, ben çay koyarım kendime. Hatta ben sizi yalnız mı bıraksam ya? Ablamla Can Narin nereye gidecekti? Atıf yemek hazırlayacaktı. Yemekten sonra siz de gelin isterseniz demişlerdi ama belki onlarla takılırım. İyi bakarsın, ben de katılırım size. Zaten Necati abi iki duble içer yatar. Yorgun adam. Ne kadar kalacak bizimle? Bir süre. Şunu da güzel hazırlamış. Güzel. Ne oldu be? Oo, oo, oo. Sen bakma. Yüreğine iner vallahi. Bu ne ya? Ya manyak manyak konuşmayın. Temizleyeceğiz herhalde. Git şarabını iç, dedikodu yapın hadi.
Ben temizliyorum şef, rahat ol. Ya sen şu sarımsakları ayıklasana gerçekten. Ha, doğru. Tamam be. Nane, böyle bozuk hemen yemek yapmanız diye bize bir arayışı vardı. Çok sevdim seni be. Selam. Selam. Yemeğe davetsiz bir misafirin olabilir mi Nalan? Aşk olsun tabii. Ve yeni gelin. Siz bugün yemeğe çıkmayacak mıydınız Fırat'la? Fırat'ın köyden misafiri gelmiş. Aa, bizden mi çıkmış ne anlamadım. Yayılmışlar bunlar rakılar mezeler falan. Dayanamadım geldim ben de. Fırat da gelecek belki sonra. Kimmiş o? Necati. Bunların adamıymış eskiden galiba. Münasebetsiz münasebetsiz işler ya. Çok da yardımseverdir ya benim nişanlım. Hayır, koy cebine para, otelde ağırla değil mi yani? Ay ben çok acıktım. Var mı bir şeyler? Tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.